bir olmaz. Çünkü bir mükemmel. Ya bir olsaydı çalışan herkesin başarılı olması gerekirdi. Ama böyle bir durum var mı? Hayır. Ya, ama bu şu anlamı da ortaya çıkartıyor değil mi? Çalışanların büyük çoğunluğu başarılı oluyor değil mi? O halde bu demek ki ders çalışma süresiyle başarı arasında pozitif ve yüksek ilişki olduğunu gösterir. Mükemmel mi? Hayır, değildir. Gelecek soru bu şekilde. Ya da şu olsun, doğum yeri ve zeka arasındaki ilişkinin grafiği hangisi olabilir? Belki. Negatif korelasyon. Negatif korelasyon da bunun tam tersi. Sadece doğrultu farkı var. Nasıl doğrultu? Bak, mesela birinci grafikte A değişkeni, o dikey taraf olsun. A değişkeni en yüksek değeri aldığında, bak yatay taraf, B değişkeni en düşük değerini almış değil mi? A biraz azaldı, B arttı. A azaldı, B arttı. Bu onlar arasında negatif ilişki olduğunu gösteriyor. Doğrusal mı çizgi? Doğrusalsa ne oldu? Eksi birlik ilişkinin grafiği oldu. Yani az önce anlatmış olduğum pozitifin tam olarak tersidir. Burada da nasıl bir soru gelir? Şöyle gelir. Sigara ve sağlık arasındaki ilişkinin grafiği hangisi olabilir diye sorar. Sigara ve sağlık arasındaki ilişkinin grafiği. Bilmiyorum hangisi olur. Ya aynen, bir çok iddialı. Bir çok iddialı olduğunu söyleyeyim ya. Genelde böyle hayatta her şeyin birbiriyle böyle çok artı bir eksi bir böyle bir ilişki çok mümkün değil. O yüzden hani kafadan bunu düşünebilirsin zaten. Bir olma olasılığı çok düşüktür. Ben sana söyleyeyim, iki. Niye iki? Çünkü dedemi hatırla. Fosur fosur sigara içti deden ama taş gibiydi. Sağlığı gayet yerindeydi. Anladın mı? Evet, sigara içenlerin büyük çoğunluğunun sağlığı bozulur. Bak, büyük çoğunluğunun bozulur. Ama sigara içenin tamamının bozuluyor mu? Hayır, bozulmuyor. İşte çok daha sonraki yıllarda başka rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Sigara gibi düşünme onu. Tamam? O yüzden aralarında negatif ama yüksek ilişki olduğunu gösterir. Peki şans başarısı ve seçenek sayısı arasındaki ilişkinin grafiği hangisi olabilir? Şans başarısı ve seçenek sayısı. Ha bak, bu bir olur. Niye? Bak, bu kesin olur. Çünkü bak işte o yüzden. 4 seçenekli bir testte şans başarısı kaç? %25. 5 seçenekli de? %20. 10 seçenekli de? %10. Kesin değil mi bu? Seçenek sayısını arttırırsam kati surette kesinlikle düşer. O yüzden bu eksi birlik ilişki demektir. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Çıkmış KPSS sorusu. Farklı derslerin birbiriyle ilişkisini gösterir tablo. Şimdi öncelikle ben bu tabloyu nasıl okuyorum? Mesela sosyal ve matematik arasındaki ilişkinin ben şeyi nasıl belirleyeceğim? Grafiğini. Ya da ilişkiyi nasıl belirleyeceğim? Bak hocam, bir taraftan sosyale işaret koyuyorum. Şuraya koydum. Diğer taraftan matematiğe, bunların kesiştiği yer olan 0.65 sosyal ve matematik arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Anlaştık mı? Mesela fen ve sosyal arasındaki ilişkiyi nasıl belirleyeceğim? Nasıl belirleyeceğim? Bir taraftan sosyale işaret koyayım. Bir taraftan fene işaret koyayım. Bunların kesiştiği yer olan 0.60 ilişkiyi göstersin. Anlaştık mı? Hadi bana şunu söyle. En yüksek ilişki hangi iki ders arasındadır? Tabii. Şimdi bu tarz bir soruyu çözmeden önce şunu yap. Şu birleri görüyorsun değil mi? Bu birlerin üzerine hemen bir çiz böyle. Tamam. Sonra şu üst tarafı çöpe at. Zaten simetri birbirine aynısı. İki defa aynı şeyle uğraşma. Ve hadi bana şunu söyle. En yüksek ilişki hangi iki ders arasında? Matematik, fen. Fen ve matematik. Niye? Biri en yakın o değil mi? Peki mesela fen ve matematik arasındaki ilişki ne? 0.85. Eksi olsa değişir miydi? Hayır. Niye? Eksi artı fark etmez. Biri en yakın olan en yüksek ilişkidir. Peki fen ve matematik. Peki en düşük ilişki hangi iki ders arasındadır? Matematik. Nereden biliyorsun?
Düşük ilişki ne demek? Sıfıra en yakın demek. Artı eksi fark eder mi? Hayır. Baktım sıfıra en yakın hangisi var? 0.10 var. Bu da Türkçe ve sosyal arasındadır. Türkçe ve sosyal birbirine benzer özelliklerdir. Doğru mu yalan mı? Yanlış. Türkçe ve sosyal birbirine benzer özelliklerdir. Doğru mu yalan mı? Niye? Bakalım. Türkçe ve sosyal arasındaki işaret ne? İşaret ne? İşaret artı. İşaret artıysa bu onların birbirine benzer özellik olduğunu gösterir. Evet. Doğrudur. Hoş geldin. Peki. Türkçe ve sosyal. Türkçe ve matematik birbirine zıt özelliklerdir. Doğru mu yalan mı? Nereden biliyorsun? Türkçe ve matematik işaret ne? Eksi. İşaret eksi ise bu onların birbirine zıt, ters özellik olduğunu gösterir. Bu da ne olur? Doğru olur. Az önce anlatırken zaten bunu vurguladım. İşaret artıysa onlar birbirine benzer. İşaret eksi ise onlar birbirine ters zıttır. Yani çok benzer, az benzer o başka. O sayıyla alakalı. Ben burada şunu sordum. Peki. En yüksek ortalama Türkçe dersidir. Doğru mu yalan mı? Nasıl bilemeyiz? En düşük ortalama matematik dersidir. Doğru mu yalan mı? Öğrenciler fende homojenlerdir. Kimyada heterojenlerdir. Ne bileyim ben. Bu benzerlik ya da farklılık tablosu. Bu büyüklük küçüklük tablosu değil. Bu başarı başarısız tablosu değil. Sadece dersler arasında ilişki var mı yok mu bunun tablosudur arkadaşlar. En başarılı başarısız farklılaşma, en düşük en yüksek, bunlarla ilgili soru yok. Evet. Şimdi bana zırtlı bir yere geldik. En yakışıklı konulardan bir tanesi. Bir ölçme aracında bulunması gereken nitelikler. Araba daha bismillah yeni başladık. Bir saat nerede oldu? Bir defa 25 kişi siz geldiniz. Daha bismillah 41 kere maşallah diyelim o zaman. Yoruldunuz mu? Yemeği ayarlayacağım. Acıkmayın bence. Tamam vereceğiz. Verin verin. Vallahi sıcak da işte klimalar açık diyorlar ya. Ama aç değil. Klima biraz şey olabilir belki, eski olabilir. Klima ya. Bugün iyi hocam, bugün iyi. Bugün iyi mi? Bugün sesi geliyor, güzel iş. Bugün sesi geliyormuş. Evet. Arkadaşlar tabii ki de evet anlıyoruz, ortam sıcak. Yoruluyoruz fakat her şey sizler için. O yüzden titreyinme kendinize gelin. Size bugün, yani şu an çok güzel konu anlatacağım. Hazır mıyız? O zaman hadi başlayalım. Çok şükür Haziran'dan kurtulduk. Haziran size de çok uzun geldi mi? Böyle bir ay olmaz ya. Vallahi var ya, nefret ettim ya Haziran'dan. Artık dedim bit, çok şükür bitti. Bir sürü yani sıkıntı yaşadık. Haziran bize çok şey aldı. Haziran'da bir de yüzümüzü Ali Koç güldürdü. Hatay sporluyum ben. Ama seviyoruz. O da parası var diye kazandı. Paranın gücü. Evet. Haziran kötü. Babam bypass oldu. Önce anjiyo yaptırdık. Sonra bypass yaptırdık. Sigarayı içmiş. Şimdi soruyorum sigara içeceğim mi diyorum. Sallıyor. Böyle diyor ahmaklık mı olur? İnsan diyor sigara nasıl içer? 50 yıl içtin. Benim babam da öyle diyordu yine başladı. Bypass oldu sonra mı? 2 sene sonra yine başladı. İçmeyin sigara zararlı. Evet. Şimdi şu son dönemi lütfen çok iyi geçirin. Bu dönemler insanların kazandığı ya da kaybettiği dönemler. Onu söyleyeyim. Çünkü çok ne yazık ki çok insan görüyorum. Çok güzel böyle çalışıyor. Sene sonunda bu zamanlarda hani hava sıcak, bir bıkkınlık oluyor filan ama hemen bırakıyor, yalan oluyor. O yüzden şurada işinizi birazcık daha sıkın. Son bir ay, ya bunu şey olarak düşünün. Hayallerinize kavuşmanız için önündeki son bir ay. İnşallah. O yüzden, efendim? Ay yok, 19 gün var.
Ya tamam işte canım, artık kaç gün var bilmiyorum da yani. Son bir ay işte diyoruz yani. O yüzden zamanı lütfen şey geçirin, iyi geçirin. Odaklanın, birazcık daha dişinizi sıkın. Alan olanlar illa ki alan var, alan da var, o da var yani, yapacak bir şey yok. Yekünde bunu inşallah beraber yapacağız. Hazır, İnşallah seneye sizler de burada karşılaşmayız. İnşallah. Mülakat, mülakatla ilgili ise şunu söyleyebilirim. Mülakatları çok kuvvetli bak kaldıracaklar. Tamam anladım ben senin demek istediğini anladım da, mülakatları çok kuvvetli bak kaldıracaklar. Size de muhtemelen aynı puanı verecekler. Almış olduğunuz puanları verecekler. Onu da söyleyeyim. İşte. Hadi bakalım. Yani bu sene alacağınız puan çok ama çok önemli. Dikkat. Yani seçimi erken de yapsalar, geç de yapsalar bir seçim var. Ve seçim demek de biliyorsunuz bizim ülkemizde atama demektir. O yüzden kendinizi lütfen. Yapacaklar ama şimdi. İşte yerel seçim de gelecek. O yüzden kendinizi lütfen bu sınavı iyi odaklayın. Efendim hocam. Hocam o zorluk derecesi bir defa bak yani onun bir cevabı yok. Niye? Çünkü ben eğer çalışırsam kolay gelir, çalışmazsam zor gelir. Ya şey gibi düşünmeyin, sınavın zorluğu ya da kolaylığını senin verdiğin cevap zaten belirliyor. Ha şey olmaz, ben ya yemin ettiysem hani sana soruyu çözdürmeyeceksem, çözülmemize yemin ettiysem ben soruyu çözemezsin. Ama adam bu soruyu siz çözün diye soruyor. O yüzden hani şeye çok da takılmayın. İşte soru zor mu kolay mı? Zaten sana zor gelen bana zor gelecek. Bana kolay gelen sana kolay gelecek. O yüzden ortaya bakacağız. Anlaşıldı mı? Hadi o zaman bismillah. Geçerlilik, güvenilirlik, kullanışlılık. Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler. Şimdi bu konunun tamamında yani hem geçerlilik, hem güvenilirlik, hem kullanışlılık. Üçü içinde hep kıyaslama yapacağız, karşılaştırma yapacağız. Üçünde de bu geçerli. Şimdi bunların önem derecesi geçerlilik, güvenilirlik, kullanışlılık. Bir ölçme aracının en önemli özelliği geçerliliktir. Sonra güvenilirlik gelir, sonra kullanışlılık gelir. Fakat bunlarla ilgili genel sıkıntı şu. Ya arkadaşlar şunu istiyor, tamam ben özellikle güvenilirlik ve geçerlilikte bir korelasyon katsayısı kullanıyorum. Bu korelasyon katsayısının zaten az önce şu olduğunu gördük. 1'e ne kadar yakınsa o kadar geçerli, güvenilir. 0'a ne kadar yakınsa geçerli, güvenilir o kadar düşük. Fakat hani bizimkiler şey diyor, hocam bir katsayı söyle bu kesinlikle geçerli olsun, güvenilir olsun. Böyle bir katsayı yok, böyle bir sınır yok. O yüzden ben bu konunun tamamında en sağlıklı yorumu yapabilmek için kıyaslama yapmam, karşılaştırma yapmam lazım. Bunu şey gibi düşüneceksin, askerlikteki rütbe gibi düşüneceksin. Hepsi asker ama kiminin var rütbesi yüksek binbaşı, kiminin var rütbesi düşük onbaşı. E testlerin de bu açıdan baktığımda aslında hepsi geçerli, hepsi güvenilir. Ama kimi var güvenilirliği yüksek, kimi var güvenilirliği düşük. Burada anlaştık mı? Hep kıyaslama yapacağım, karşılaştırma yapacağım. Şimdi ben bu konuyu tersten anlatıyorum. Önemsizden başlıyorum. 3, kullanışlılıkla hadi başlıyoruz. Kullanışlılığın tanımı. Kullanışlılık nedir? Aracın hazırlanmasından, uygulanmasına, puanlanmasına, planlanmasına, getirilmesinden götürülmesine, aklıma gelecek her anlamda pratik ve ekonomik olması özelliğidir. Kullanışlılık nedir? Aracı hazırlanmasından, puanlanmasına, planlanmasına, çoğaltılmasına, getirilmesinden götürülmesine, her anlamda pratik ve ekonomik olması özelliğidir. Kullanışlılık nedir? Aracı pratik ve ekonomik olması. Ne açıdan? Her açıdan. Ne açıdan? Zevk açısından. Anlaştık mı? Hadi ben sana bir soru sorayım, bana cevap ver. Çoktan seçmeli, kullanışlı mı değil mi? Yazılı yoklama kullanışlı mı değil mi? Performans kullanışlı mı değil mi? Doğru yanlış kullanışlı mı değil mi? Verilen cevapların hepsi yanlış. Kıyas yapacağım dedim en başta sana. Yazılı yoklama kullanışlı mı değil mi? Ne bileyim ben neyi soruyorsun? Hazırlamayı soruyorsan çıkarın kağıtları yazılı yapacağım. Çok kullanışlı ama puanlama söylüyorum çok düşük. Çoktan seçmeli test. Hazırlama açısından tansiyonun düşer, bayılırsın hazırlayana kadar. Ama uygulama ve puanlama noktasında çok ama çok güzeldir. İşte sakın dediğimi unutma. Ne yapıyoruz? Hep kıyaslama yapıyoruz. Burada anlaştık mı?
Bakalım anlaşmış mıyız? Çiğdem öğretmen 20 soruluk bir çoktan seçme testi hazırlamış. Gizem öğretmen 10 soruluk bir yazılı yoklama hazırlamış. Hangisi daha kullanışlı? Ha, güzel soru. Neye göre? Soru sayısını vermesi bizi şaşırtmasın. Tamam? Soru sayısını vermesi bizi şaşırtmasın. Soru sayısını vermesiyle neye göre? Madde tipi farklı çünkü. Hazırlamayı mı soruyorsun? Puanlamayı mı? Peki ya şöyle olsa? Çiğdem öğretmen çoktan seçmeli 20 tane soru. Gizem öğretmen çoktan seçmeli 10 tane soru hazırlamıştır. Hangisinin hazırladığı araç daha kullanışlıdır? Ha, neye göre diye sormuyorum artık. Niye? Çünkü madde tipi aynı. Madde tipi aynıysa, yani ikisi de yazılı yoklamaysa, ikisi de çoktan seçmeliyse, soru sayısı az olan daha kullanışlıdır. Anlaştık mı? Soru sayısı az olan. Sana bir sır vereyim, aramızda kalsın. Teste eklenen her şey kullanışlı düşür. Tekrar ediyorum. Teste eklenen her şey kullanışlılığı düşürür. Ne ekleyebilirsin teste? Soru ekleyebilirsin. Ne eklersin? Seçenek eklersin. Ne eklersin? Yönerge eklersin. Yahu ne ekliyorsan ekle. Ekleyeceğin her şey sana ekstra bir yük getirir. Bu da kullanışlılığı ne yapar? Düşürür. Peki tersi doğru mu? Testten çıkarılan her şeyle kullanışlılığı ne yapar? Artırır. Evet, bu da doğrudur arkadaşlar. Kullanışlılığa nasıl soru gelir hocam? İşte çıkmış ve çıkacak KPSS sorusunu söylüyorum sana. Biz de isteriz adayların gerçek yaşam becerilerini sorgulamak. Biz de isteriz onlara materyaller kullandırıp gerçek yaşam becerileri kullandırmak, çözdürmek. Fakat bizim sınavımıza 3 milyon kişi giriyor. Bizim bu insanları tek tek sınava alacak ne paramız, ne zamanımız, ne yeterli elemanımız var. Bu yüzden çoktan seçme test kullanmaya devam edeceğiz eleştirisinde bulunan uzman. Çoktan seçme testlerin hangi özelliğine vurgu yapmıştır? Kullanışına vurgu yapmıştır. İşte size kullanışlıkla ilgili gelmiş ve gelecek bir sınav sorusu. Kullanışlılığın ne olduğu konusunda anlaştık mı? İki, güvenilirlik. Güvenilirlikle devam ediyoruz. Güvenilirliğin ne olduğunu anlatıp bırakacağım. Ara vereceğiz. Güvenilirlik nedir? Şimdi tüm kitaplarda yazan tanımı şu. Güvenilirlik aracı hatalardan, özellikle tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Güvenilirlik aracın hatalardan, özellikle tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. İşte tamam, zaten iddiamız bu. Güvenilirlik aracın tesadüfi hatanın arınık olması. Ben güvenilirliği araştırırken, çalışırken bakacağım hatalardan arınık mı, değil mi? Bu doğru. Fakat güvenilirlik deyince aklına gelmesini istediğim tek bir kavram var. Gerisi fasafiso. Güvenilirlik nedir? Aracın istikrarlı olmasıdır arkadaşlar. Sadece buna bakmanı istiyorum. Güvenilirlik nedir? Aracın istikrarlı olması. Arkadaşlar, istikrar demek ne demek? Ayrılık demek değil mi? Ayrılığın olduğu yerde tesadüfi hata olur mu? Niye? Çünkü tesadüfi hata bir artıyordu, bir azalıyordu, bir bilmem başka bir şeyler değişiyordu sürekli. İşte bu yüzden güvenilirlik demek ne demek? İstikrar demektir. Anlaştık mı? Bundan sonra sadece buna bakacağım. Bakalım. Çıktım ben tartıya. Normalde ben 95 kiloyum. Tartı beni tarttı 80 kilo. Yemek yedim geldim 80, spor yaptım geldim 80, uyudum uyandım 80, yattım kalktım 80, hep 80. Güvenilir mi? Güvenilir. Niye? İstikrarına güvenilir. Tesadüfi hata yaptım. Bir tane futbolcu varmış, her penaltı topu direğe vuruyormuş. Hep direğe vurdu, hep direğe vurdu. Güvenilir mi? Niye? Çünkü istikrarlı. Bak, durum olumlu da olabilir, olumsuz da. Bir tane öğrenci varmış, vicdansız her sınavda kopya çekiyormuş. Güvenilir mi? Güvenilir. Niye? İstikrarlı. Hep çekiyor. Bunu anlatıyorum, bir kız arkadaş şey dedi. Hocam benim tüm sevgililerim aldatıyor dedi. Bizim kızcağız güvenilir mi? Evet, güvenilir. Niye? Çünkü istikrarlı. Anlaştık mı? İşte güvenilirlik demek istikrar demektir arkadaşlar.
Çünkü istikrar varsa tesadüfi hata yoktur. Anlaştık mı? Bak farkında mısın? Şuna bakmıyorum. Acaba doğru mu, yanlış mı, işime yarar mı, yaramaz mı? O başka filmde. O şu an bizi ilgilendirmiyor. Sadece şuna bakıyorum. Acaba istikrar var mı, yok mu? Tabii bunun dışında bir dört kavram daha var. Beni güvenirliğe götürecek. Güvenirlik demek duyarlılık demektir. Duyarlılık nedir? Soru sayısının çok olması, yani hassas olması. Bir aracın soru sayısını arttırmak güvenirliği arttırır. Niye? Çünkü soru sayısı arttıkça ayrıntı artar. Ayrıntı arttıkça sonuçlar hassaslaşır. Tesadüfi hata azalır. Bu yüzden soru sayısı ne kadar çok, o kadar duyarlı ve güvenilir olacaktır. İki, benim kendi boyumu metreyle mi ölçmem, milimetreyle mi ölçmem daha güvenilir? Tabii ki de milimetre. Niye? Çünkü milimetre, metrenin ölçemeyeceği hassaslıkta ölçüm yapar, değil mi? Yani arkadaşlar, nasıl ki soru sayısı arttıkça güvenilik artıyorsa, birim küçüldükçe güvenilik yine ne yapar? Artar. Bu işin duyarlılık kısmı. İki, güvenilik demek kararlılık demektir. Kararlılık. Peki kararlılık nedir? Öğrencinin farklı zamanlarda aynı cevabı vermesidir. Eğer bir çocuk farklı farklı zamanlarda yapılan sınava aynı cevabı veriyorsa tesadüfi hata bulunur mu? Hayır. O yüzden kararlılık ne kadar yüksekse sonuçlar o kadar güvenilirdir. 3. Güvenilirlik demek tutarlılık demektir. Tutarlılıktan kastettiğim şey iç tutarlılık. Yani içinin tutarlı olması. Peki sorunun iç tutarlılığı demek ne demek? Homojen olması demek. Bir araç ne kadar homojense o kadar güvenilir olacaktır. Niye? Çünkü homojen soru demek aynı soru demek. Çocuğun homojen sorulara aynı cevabı vermesi lazım. Eğer çocuk homojen sorulara aynı cevabı veriyorsa orada tesadüfi hata yok, sonuçlar güvenilirdir. Ama çocuk homojen sorulara farklı farklı cevaplar veriyorsa ya komple çekmiş ya sarılamıştır, yani tesadüfi hata vardır. İşte homojen soru bu muhakeme yapmama imkan tanır. Bu yüzden bir testin soruları ne kadar homojense o kadar güvenilir olacaktır. Son olarak güvenilirlik demek objektiflik demektir. Objektiflik parantez içine puanlayıcı güvenilirliği diyoruz, değil mi? Nedir bu objektiflik? Tarafsızlıktır arkadaşlar. Düşünsene, 5 farklı hoca çocuğun kağıdını puanlıyoruz. Hepimiz aynı ya da benzer puanlar veriyorsak. Burada bir tesadüfi hata var mıdır? Hayır, yok. İşte bu yüzden bir ölçme aracı ya da bir ölçme sonucu. Ne kadar objektif puanlanıyorsa o kadar güvenilir olacaktır. İşte bu 4 kavram ya da bununla ilintili bir örnek durum karşıma gelirse yine neye gidiyorum? Güvenirliğe gidiyorum. Ama şimdi burada duyarlılığı ayır. Duyarlılık soru sayısı ya da sonuçların hassas olması. Duyarlılığı burada bir ayır bakalım. Duyarlılık dışında geriye kalan 3 kavram içinde ortak bir özellik var. Nedir o? İstikrar. Nasıl? Soruların istikrarlı olmasına tutarlılık dedim, iç tutarlılık. Öğrencinin istikrarlı olmasına kararlılık dedim. Ölçmecinin istikrarlı olmasına objektiflik dedim. İşte bu yüzden güvenirlik nedir? Güvenirlik istikrar demektir arkadaşlar. Güvenirliğin ne olduğu konusunda anlaştık mı? O zaman burada bırakıyoruz. Şu an saat 12.30, 1.30'da buradayız. Ama ne olur geç kalmayalım. Hatalardan özellikle tesadüfi hatalardan arınık olma derecesi dedik. Güvenilirlik deyince bir kavram söyleyecektin. Hangisi o kavram? İstikrar. İstikrar değil mi? Çünkü istikrarın olduğu yerde, yani aynılığın olduğu yerde tesadüfi hata bulunur mu? Hayır, bulunmaz. Tabii olumlu ya da olumsuz olması önemli değil. Yani olumlu bir durumda da istikrar olsa, olumsuz bir durumda da istikrar olsa bu güvenilir olduğu sonucunu ortaya çıkartacak. Şimdi güvenilirliği etkileyen faktörler var. Önemlidir çünkü güvenilirliği etkileyen her şey geçerliliği de etkiler. Yani sana şimdi bunu anlatacağım. Bunların aynısı geçerlilik için de geçerli olacak. O yüzden burayı dikkatli dinlemeni istiyorum. Güvenilirliği etkileyen faktörler birinci ve en önemlisi. Soruların açık, net
anlaşılır olması. Güvenilirlik için çok önemlidir. Eğer senin karşına şöyle bir şey gelirse, bir uzman güvenilirliği arttırmak istiyor. Öncelikle ne yapmalıdır? İşte bunu yapmalı. Soruları açık, net, anlaşılır yazmalı. Niye bu önemli? Çünkü her okuyan farklı bir şey anlarsa tesadüfi hata olur. Bu da güvenilirliği düşürür. O yüzden sorular açık, net, anlaşılır olmalı. İki, testteki soru sayısını arttırmak güvenilirliği arttırır mı? Niye? Yok, duyarlılık artar. Duyarlılık artacağı için güvenilirlik artacak. Çünkü duyarlılık demek, güvenilirlik demektir. Üç, ama üçten önce arttır Allah arttır, 300 arttır, 500 arttır. Bunun bir sınırı yok mu? Var. Var değil mi? Soru sayısını bir yere kadar arttırmak güvenilirliği arttırır. Bir yerden sonra düşürür. Neden? Çocuk acıkır. Neden? Çocuk yorulur. Neden? Çocuk sıkılır. Yani tesadüfi hata olur. Bak, güvenilirlikte her şeyi tesadüfi hataya bağlıyorum, dikkat et. Üç. Orta güçlükte sorular sormak güvenilirliği arttırır mı? Arttırır. Niye? Çünkü soru zor olursa kimse yapamaz. Kolay olursa herkes yapar, bilen bilmeyenin ayrılmaz. Orta güçlükte sorarım, bilen yapar, bilmeyen yapamaz. Tabii ki de ayırt edici soruların kullanılması güvenilirliği arttıracaktır. Yönergenin kullanılması güvenilirliği etkiler mi? Ama öncesinde yönerge ne demektir? Ölçme kuralı. Tamam. Yönergenin kullanılması güvenilirliği arttırır mı? Arttırır. Neden? Yönerge oyunun kurallarını gösterir. Çocuk oyunun kurallarını bilirse ona göre oynar. Bu da güvenilirliği ne yapar? Arttırır. Benim en sevdiğime geldik. Süre ne kadar olmalı? Sınav süresi ne kadar olmalı? 40 dakika. Bizde öyle ya, 60 soruya 40 dakika, 10 soruya 40 dakika. Süre ne kadar olmalı? Yeteri kadar olmalı. Sürenin yeteri kadar verilmesi güvenilirliği arttırır. Niye? Süreyi az verirsen çocuk yetiştireceğim diye hızlı hızlı yapar, kaydırma yapar, heyecanlanır, tesadüfi hata, güvenilir düşer. Çok verirsen de kaşı gözü oynar, kopya çeker. Bu da güvenilirliği düşürür. İşte süre ne kadar olmalı? Yeteri kadar olmalı. Peki, öğrencinin gaza getirilmesi. Aslansın sen, kaplan, hadi parçala bu sınavı. Güvenilir etkiler mi? Arttırır öğrencinin. Tabii bunu pedagojik olarak ifade edin, değil mi? Bilimsel. Öğrencinin motive edilmesi. Güvenilirliği ne yapar? Arttırır. Peki, şimdi sınav soru sayısını arttırmak güvenilirliği arttırıyor, değil mi? Peki sınava giren öğrenci sayısını arttırmak güvenilirliği arttırır mı? Ya ne ilgisi var, niye arttırır? Arttırır. Niye? Ya düşünsene, bir anketi Çorum'da mı uygulasam gerçeğe daha yakın sonuç ortaya çıkar, yoksa İstanbul'da mı? Niye? Çünkü örnekler genişledikçe hata azalır, güvenilirlik artar. Bu yüzden sınava giren öğrenci sayısını arttırmak da güvenilirliği arttırıyor. Soru sayısını arttırmak da güvenilirliği arttırıyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra acaba bunların homojenliği ya da heterojenliği nasıl etkiler? Hadi o zaman soruyorum. Teste homojen soru eklemek güvenilirliği nasıl etkiler? Arttırır. Neden? Çünkü güvenilirlik demek iç tutarlılık demekti. Yani soruların homojen olması. O halde teste homojen soru eklemek güvenilirliği arttırır. Peki ya heterojen soru eklemek? Düşürür. Niye? İç tutarlılık azalacağı için. Peki, sınava homojen öğrenciler eklemek, homojen grup eklemek güvenilir etkiler mi? Etkiler. Peki nasıl? Artırır mı, azaltır mı? Azaltır. Niye? Çünkü güvenilirlik birazcık da bilenin bilmeyenden ayrılması. Arkadaşlar, grup homojen olursa, yani birbirine benzerse, onları birbirine ayırmam nasıl, ne olur? Zor olur. Bu yüzden homojen grup güvenilirliği düşürüyor. Peki ya heterojen grup eklemek? Arttırır. Neden? Çünkü bileni bilmeyenden rahat bir şekilde ayırt ederim. İşte grubun ya da soruların homojen olması. Bir testin standart sapmasının yüksek olması güvenilirliğin yüksek olduğu anlamına gelir mi?
Niye? Standart sapma yüksek demek, farklılaşma çok demek. Bilen bilmenin ayrılmış demek değil mi? Bu da güvenilik diyordu. Kesin mi? Kesin. Kesin kesin. Standart sapma yüksek, kesin güvenilir. Peki, ranjın yüksek olması. Kesin değil. Niye? Hocam belki üçgenler öyle ama bir... Ya şöyle, ranj neydi? En yüksek puan, eksi en düşük puan. Mesela sınıfta en yüksek 90 alınmış, en düşük 10 alınmış. Ranj kaç? 80. 80 puanlık ranja bakıp da bu grup için homojen mi heterojen mi yorumu yaparsın? Tabii ki ne bileyim ben. Niye? Arkadaşlar ranj çarpık uç puanlardan aşırı etkilenir. Ya bu sınıfta bir tane öğrenci 10 aldıysa, geriye kalan herkes 90 aldıysa. Ya bu sınıfta bir tane öğrenci 90 aldı, gerisi 10 aldıysa. Evet, böyle bir durum olabilir. Heterojen de olabilir. Homojen de olabilir. Bunu ne için anlatıyorum? Şunun için. Sana şunu sorarsa aşağıdakilerden hangisi güvenilirlik için kesin kanıt değildir? Ya da kesin değildir. O zaman gider ranjı işaretlersin. Bunlar güvenilirliği etkileyen faktörler. Tabii ki objektifliği arttıran her şey güvenilirliği ne yapar? Arttırır. Çünkü güvenilirlik demek ne demekti? Objektiflik demekti. Bunların olması arttırıyor. Olmaması ise azaltıyor. Kopya şans başarısı ipucu güvenilirliği ne yapacaktır tabii ki? Düşürecektir. Şimdi güvenilirlik belirleme yöntemleriyle devam ediyorum. Güvenilirlik belirleme yöntemlerini iki başlık altında inceliyoruz. Bunlardan birincisi birden fazla uygulamalı yöntemler, ikincisi ise tek uygulamalı yöntemler. Öncelikle birden fazla uygulamalı yöntemlerin ilki, yani test tekrar test yöntemiyle başlayalım. Test, tekrar, test yöntemi. Bir defa, test, tekrar, test yönteminde kullanılan katsayının özel bir adı var. Kararlılık katsayısı. Ben burada neye bakıyorum? Kararlılık katsayısına bakıyorum. Peki bu yöntemin hikayesi ne? Öğretmen önce bir A testini ne yapıyor? Gidip uyguluyor. Önce A testini çocuklara uyguluyor. Ondan sonra sonuçları bir kenara koyuyor. Bir zaman bekliyor, bir süre bekliyor. Daha sonra aynı testi götürüp tekrar uyguluyor. Adı üstünde testi uyguladı, aradan zaman geçti, testi tekrar uyguladı. Peki öğretmen neyin peşinde? Şunu araştırıyor. Acaba çocuk farklı zamanlarda yapılan bu sınava aynı cevabı verdi mi, vermedi mi? Yani sonuçlar kararlı oldu mu, olmadı mı? Bunu araştırıyor. Test tekrar test yönteminde önemli bir değişken var. Önemli değişken nedir? Zaman. Zaman ne kadar olmalı? Önerileni 4-6 hafta aralığında olması. Bu çıkmış KPSS sorusu. Bununla alakalı. Ha, bu zaman konusunda çok net bir ifade yok. Çok net bir bilgi yok. Zaten 4 hafta olmalı, 2 hafta olmalı, 6 hafta olmalıdan daha önemli bir bilgi var. O da şu. Zaman çocuğun bildiklerini unutmayacağı ya da yeni şeyler öğrenmeyeceği kadar kısa olmalı. Ama çocuğun soruları hatırlamayacağı kadar uzun olmalı. E ne kadar olmalı? Zaten bu yöntemin hata kaynağı zamandır. Zamanı ideal bir şekilde ayarlamak zordur. Hadi cevap ver. Kaç test kullandım ben burada? Tek test. Aynı test. İşte A. Kaç gruba uyguladım? Tek gruba. Kaç uygulama yaptım? İki uygulama. Bu yöntemin hata kaynağı neymiş? Zaman. E bizim Çiğdem Türkçe öğretmeniydi. Testi uyguladı. İki hafta sonra bir daha uyguladı. Çocuklar soruyu hatırladı. Kararsız cevaplar, güvenilik düştü. Uyguladı testi. Bu sefer de 8 hafta bekledi. Bir daha uyguladı. Bu sefer de çocuklar konuyu unuttu. Yine kararsız cevaplar, güvenilik düştü. Dedi ki ben yeni bir yöntem kullanacağım. Neyi kullanacağım? Dedi ki zaman sınırlılığının önüne geçeceğim yöntem. Yani paralel eşdeğer formlar yöntemini kullanacağım dedi. İki, paralel eşdeğer formlar yöntemi. Bir defa bu yöntemde kullanılan katsayının özel adı eşdeğerlik katsayısı. Tamam mı? Eşdeğerlik katsayısına bakıyoruz. Peki burada neyin eşdeğerlik katsayısına bakıyoruz biz? Hikaye şu. Hani Çiğdem Türkçe hocasıydı ya. Bir tane A testi hazırladı. Bir tane de B testi hazırladı. Önce A testini hemen peşine B testini gitti uyguladı.
Ya da önce A testini uyguladı, aradan bir hafta geçti B testini uyguladı. Artık az önceki 4-6 hafta zaman sınırlılığına geçti mi? Geçti. Evet, zamanla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Ve sonuçların nesne baktı, paralelliğine baktı. Acaba eşdeğer oldu mu? Olmadı mı? Burada önemli olan bir özellik var. O da şu. Bu iki testler nasıl olmalı? Her anlamda birbirinin eşdeğeri. Ne açıdan? Kapsam açısından. Ne açıdan? Düzey açısından. Ne açıdan? Zorluk kolaylık açısından. Ne açıdan? Ortalama açısından. Yani her anlamda birbirinin eşdeğeri olmak zorunda. Ben bu yöntemde kaç test kullandım? İki. Birbirinden farklı bunlar. Kaç grubu uyguladım? Tek grubu, aynı öğrenci grubuna. Kaç uygulama? İki uygulama. Peki bu yöntemin bir sınırlığı yok mu? Var. Şimdi bizim Çiğdem tarih hocası olsun. Hadi bir tarafa yazdı. Büyük Önder Mustafa Kemal'in Türk tarihi açısından önemini açıklayınız. Diğer teste ne yazacak da tam olarak bunun eşdeğeri olsun. Mümkün mü? Çok zor, hatta mümkün değil. İşte paralel formlar yönteminin sınırlılığı, eşdeğer form hazırlamak zordur arkadaşlar. E şimdi tekrar test yönteminde zamanı aşamadı. Paralel formlar yönteminde de eşdeğer form hazırlayamadı. Bu iki sınırlılığı ortadan kaldırmak adına üçüncü bir yöntem geliştirildi. Ama öncesinde tekrar test yöntemini bir şeye benzettiniz mi? Az önce anlattığım. Eriştesine benzer değil mi? Arkadaşlar genelde bunu eriştesiyle karıştırır. Sakın karıştırma. Erişi testine evet benzer uygulanış açısından, fakat aralarında çok temel bir fark var. Böyle zamandan ziyade çok temel bir fark var. Erişi testinde sonuçlar taban tabana zıt olsun istenir. Hani çocuk başta bilmiyor düşük, sonunda öğrendi yüksek alsın. Test tekrar test yönteminde ise sonuçların birebir aynı olması istenir. Bu birinci vurgu. Peki paralel formları bir şeye benzettin mi? Lisede matematik hocan A'lı B'li sınav yapardı ya, ona benzetiyorlar bunlar. Tabii ondan da farkı şu, burada A testini grubun tamamı çözüyor, sonra B testini grubun tamamı çözüyor. A'lı B'li uygulamada ise yarısı A'yı yarısı B'yi çözüyor. Arada böyle bir fark vardır. O zaman neyle devam ediyorum? Tek uygulamalı yöntemlerin birincisi. Tek uygulamalı yöntemlerin birincisi nedir? Testi, yarılama yöntemi. Şimdi artık Çiğdem canından bezdi. Test tekrar test yönteminde zamanı aşamadı. Paralel formlarda eşdeğer form yazamadı. Dedi ki ben artık üçüncü bir yöntem kullanacağım. Tek uygulamalı yöntemlerin ilki. Testi, yarılama yöntemi. Bir de sana şunu söyleyeyim. Tek uygulamalı yöntemlerin tamamında kullanılan katsayının özel adı iç tutarlılık katsayısıdır. Hepsinde. Burada nasıl bir hikaye var? Burada şöyle bir hikaye var. Bizim kız gitti. Bir tane test hazırladı. Bu testi götürüp çocuklara uyguladı. Çocuklar bu testi cevapladı ve gitti kağıtları topladı. Uygulama burada sona erdi. İşte testi yarılama yönteminin uygulaması budur. Öğretmen testi hazırlar ve bunu götürüp çocuklara uygular. Uygulama burada ne oldu? Sona erdi. Bundan sonra tüm işlemleri kendisi yaptı, Çiğdem yaptı. Peki ne yaptı? Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplara göre bütün halinde olan şu testi iki yarıya ayırdı. Birinci yarı ve ikinci yarı olmak üzere. Bunu nasıl ayırabilir? Tek sorular bir tarafa, çift sorular bir tarafa şeklinde ayırabilir. Ya da ilk 10 soru bir tarafa, son 10 soru bir tarafa diye ayırabilir. Nasıl ayıracağımın belirli bir kuralı yok ama hiçbir önemi de yok. Nasıl ayırıyorsan ayır, ayırma işleminden sonra bu iki yarı birbirinin her anlamda nesi olacak? Eşdeğeri. Ne açıdan? Konu kapsamı açısından. Ne açıdan? Soru düzeyi açısından. Ne açıdan? Ortalama. Aklıma gelecek her anlamda, her açıdan. Ya hocam? Testi yarılama yönteminin paralel formlardan üstünlüğü ne?
Daha ekonomik değil mi? Daha kullanışlı. Paralel formlarda 10-10 ya da 20-20 40 soru hazırlıyordum. Burada ise sadece 10 tane soru işimi görüyor. Daha pratiktir, ekonomiktir. Peki arkadaşlar, şu ayırma işleminden sonra elimde aynı parçadan iki tane mi oldu? Aynı şeyle iki defa uğraşmak ister misin? Hayır. Bu yüzden ne yaptı? Bu yüzden şunu yaptı. Tek yarıyı çöpe attı. Daha sonra elinde kalan yarının güvenilirliğini çalıştı. Ve bana bunu zaten soruda kendisi küçük R1 olarak verdi. Arkadaşlar, bana soruda testin tek yarısının güvenilirliğini kendisi hazır verecek. Ve diyecek ki, testin tamamının güvenilirliği kaçtır? Şimdi, benim elimde testin yarısının güvenilirliği var. Testin tamamının güvenilirliği soruluyor. Benim bunu ne yapmam lazım? İlişkilendirmem lazım. İşte bu ilişkilendirme neyle yapılıyor? Bu ilişkilendirme şu formülle yapılıyor. Formül ne diyor? 2 çarpı R1 bölü 1 artı R1 formülü kullanılır. Testin tamamı.